Herkese DRS'lerin ikinci bölümünden merhabalar. Şuradan atladıydım en son. Tekrar atlamaya niyetim yok. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda kafamızda binlerce soru var. Ne olduğunu bilmiyoruz hala. O yüzden ilerleyip şey yapmaya, duymaya, hikayeyi anlamaya çalışacağız. Bakalım. Burası da çok tehlikeli ya. Duly opened out for a crowd of students 21 days after his passing. The report is included in my edition of his book. Kim? The syphilis had torn through his guts like a drunk driver, scrambling his organs like eggs on a plate. But enough definition remained for a cursory examination, and as I suspected, they found clear evidence of kidney stones. He's likely to have spent the last years of his life in considerable pain. Perhaps this is the root of his laudanum habit. Although its use makes him an unreliable witness, I find myself increasingly drawn into his orbit. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. Oh. All around him, small flowers were reaching for the weak sun. The goats had adjusted happily to life without a shepherd and were grazing freely about the valley. Donnelly reports they hurled the body in fear and disgust down the shaft. But I cannot corroborate this story. Diyorsun. Abi ne çobanmış. Bu ne be, füze gibi. Dergi mi o? Bilemedim şu anda. Füze gibi de duruyor. Buradan süper bir hikaye bağlayabilirsiniz. Burası gemi iskeleti bu arada. Bayağı bir, evet. Hiçbir şey kalmamış herhalde, denizden çürüdü mü? Ay pardon. Pardon iskelet, pardon. Pardon. Bayağı da büyükmüş ha. Tekrar kendimi denize atmayacağım. Çünkü geçen bölümde öğrendim ki kendimi denize atmak hiçbir şey kanıtlamıyor. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves. Winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Şurada hani nerede düştüğünü bulmaya çalışıyorum ama herhalde bulamam. Emin olmadım şimdi. Bir de demin gıcık bir müzik girdi. Anlayamadım olayı ya. Bu ne lan? Ha, kuş. Kuş fosili. En sevdiğim. İkinci bir kuş. Ölüsü. Fosil mi ölü mü artık anlayamadım tam. Ben buraya girmek istemiyorum. Burası garip garip sesler geliyor buradan. Bu ne? Burada mı düşmüş acaba? Ay bilemedim ki. Yaşasın Fener. Buraya niye giriyorsam? Ne amaçsız bir şey. Biliyoruz ki şurası kapalı yani. Hani bir şey mi var diye bakıyorum ama. Çok korkuyorum lan. Bir şey yok işte. Ay bir şey var orada. O ne? Aaa. Birinin eşyaları dağılmış, kıyafetler falan. Bu ne? Bu ne? Allah Allah. Abi ben ya uzaylılara taktım ya da bu uzaylıya benziyor. Ya da ben kafayı yedim, bilmiyorum, ikisinden biri. Emin değilim. Emin değilim şu anda, o yüzden su içeceğim. Yani sırf o bavul için şu kadar yolu yürüdüm ya. Koşmayı da bilmiyorum zaten. Bana öğretmemişler herhalde. Nasıl koşulacağını, ya da o kadar tembelim ki koşmayı böyle bir anda bile reddediyorum. İkisinden biri yani. Bu inşaat sesini duymuyorsunuzdur umarım. Çünkü benim sinirim bozmaya başladı. Gerçekten. Oo.
Orada bir parlaklık var. Parıl 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 parıl. Parıl. Herhalde su mu yansıyor? Ne o ne? Gerçi ıslak kayalar genelde böyle parlar ama. Ve yosun tutmaya yüz tutmuş kayalar diyeyim ben. Mum falan. Abi bu ne ya? Bu mum nasıl yanıyor burada senelerdir ya da aylardır? Kim geldi buraya? Kim? Ay yine bir yere gidiyoruz. Ben save edeyim de. Come back diyoruz belki. Come back. Donnelly did not pass through the caves. From here on in, his guidance, unreliable as it is, has gone from me. Bu ne ya? I understand now that it is between the two of us and whatever correspondence could be drawn from the wet rocks. Vay anası. Abi burası şey gibi ya. Bu bir tuzak gibi, tuzak gibi. Bu ne? Ana. Ana. Herhalde artık geri dönmemiz imkansızlaştı ha. Yalnız çok güzel ya. Bu şey gibi. Skyrim'de bir tane yer vardı. Böyle neydi onların adı ya? Eski elfler. Dwemer. Değil onlar. Dwarf. Neyse hatırlamıyorum işte. Eski elflerin yaşadığı. Hani şu kör olanlar. Onların yaşadığı yere benziyor. Ve orada da şeyler vardı. Böyle glowing mushroomlar vardı. Onlar böyle. Ondan işte. Adını unuttum. Ana ne güzel. Çok beğendim. Ben burada kalabilir miyim? Ben burada kalacağım. Git ilerlemek istemiyorum. Bakıyorum. Oh be. Bugün de sıcak ha. Barış uzaklaşır mısın? Beni korkutmak için böyle yandan yandan sinsi sinsi yaklaşıyor ya. Git buradan. Bunlar ne? Ne bu? Mantar mı bunlar bir çeşit? Daha çok deniz anasına benziyorlar. Ha müzik. Konuşmasam da müziği dinleseniz aslında çok güzel. Havada mı uçuyorum ama? Ben buradan atlarım yalnız. Oha ya ne güzel yapmışsın. Atlıyorum. Suyun altı. Yay. Oha çok mutluyum şu anda. Boğulmuyorum. Sanırım artık erdim. Bir şeyler oldu bana. İyi ki atladım ha. Aa buradan geliyorsun. Hani. Bütün oyun böyle geçecek yalnız. Hani. Ay ne güzel. Ay ne 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 ne. Fik 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 fik. Yalnız çok güzeldi kabul edin. Bir daha atlayasım var oraya gidip. Su buradan geliyor demek ki. İyi de ben buradan nasıl çıkacağım lan? Herhalde soldan. Evet. Bunun altında durabilir miyim? Kayıyorum yalnız. Heh. Oo atladığımız yerin sanırım yanından. Ay burada nasıl düz duruyor bu kız ya da adam kız galiba. Bilmiyorum emin değilim kendimin ne olduğundan şu anda. Zaten siz de değilsiniz değil mi? Aa, kan izi var burada. Kan mı bu? Abi bütün atmosferin içine ettiniz yalnız. Bu kan izi mi? Ne bu? Ne bu? Ya da ışıktan öyle gözüküyor şuradaki emin olamadım. Yine bir mum.
Bak bak, müziğe bak, bak bak bak. Ay. Hapşırıp duruyorum. Ha. Siz de görün. Şimdi ilerleyelim. Vay anası. Burası da çok güzel. Daha böyle işte bak bunlar yanan glowing mushrooms. Böyle yanan işte parlayan mantar. Gerçekten bir şey var mı ya? Vardır muhtemelen. Pembe yunus var arkadaşlar. Pembe yunus olduğu sürece her şey olabilir. Evet, bakteri işte, heh. Everything here is bound by the rise and fall like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. Olabilir. Olabilir. Peki yüzeyde nasıl nefes aldın? Ay çok güzel burası. Bu ne? Yukarı mı çıksam acaba? Zaten yukarı çıkacağım mecbur. Yaz bak. Şu işaretler benim hiç hoşuma gitmiyor dediğim gibi. İşaretler filmini izlediyseniz siz de benim gibi kullanmışsınızdır çoktan. Ruhi aslında hiç konuşmadan oynamak lazım bunu ya. Bir de kulaklık. Karanlık bir ortam. Tam bu oyuna göreymiş. Keşke ilk önce öyle oynasaydım ama o zaman işte ilk düşüncelerimi göremezdiniz. Aman Allah'ım. Ha. Bu ne? Ay ben burada yaşasam olmaz mı? Yine orada işaretler var bak. I remember the light they shone in my eyes to check for pupil contraction. It was like staring up at a moonlit sky from the bottom of a well. People moved at the summit, but I could not tell if you were one of them. Adamın sevgilisi mi Esther nedir? Anlamadım. Buradan gitmem gerekiyormuş. Demek ki o tarafa doğru gidecektim ben. Ben buraya atlarım. Yine de bir emin olalım da. Woo! Ay nasıl güzel. Kendim sanki yapıyorum ya Rabbim. O kadar şey ki. Böyle atmosferi böyle aldı ki insanı. Çok tuhaf. Çok tuhaf hisler içerisindeyim şu anda. Aa. İşte burada atmosferin içine ediyorsunuz. Bu ne ya? Ne bu? Behold, bilmem ne is taken, bilmem ne alınmış ama. Ay bu ne? Ho oh, ho. Bunlar büyük bir ihtimalle bir şey ama. Bildiğiniz gibi ben fen bölümünde okumadığım için kimya, fizik, matematikten hiç anlamam. Bunlar eğer tuhaf tuhaf devre şeyleri var burada ya. Yıllardır görmemişim. Dışarıda da tuhaf bir adam bağırıyor galiba eskici. Megafonla bağırıyor. İşte eğer anlasaydım muhtemelen buradan bir şey çıkarabilirdik. Breaking Bad izlemek her zaman sizi kimyager yapmıyor. Ne bu? Away from being acty. Being a city. Ha. Activator, a city. Şehirden uzak. Şehirde olmaktan uzak. Diyor ne? Shall be... Abi ne biçim bir yazma? And it shall be... Runes... Hibe... Son iki kelimeyi anlamadım. Bir şey olacakmış ama. Keşke anlasaydım. Çok tuhaf bir yazın var. Uzaylı mısın? İnsan mısın? İngilizce yeni mi öğrendin? Ben anlamadım. Bu ne ya? Şey gibi.
borudan ses gelir gibi. Yaşasın su. Bu sarkıtlar ne? Ne sarkıtı bu? Buz değil inşallah. Beynimizi yarmasın. Aa, inanmıyorum. Suyun içine girdik ya. Gez yani şey yapmak için. Diğer tarafa geçmek için. Annem. Bir bilinmeze gidiyoruz ama. Yani. Sonumuz hayrola, ne diyeyim. Güzel de bir bilinmez. Ve şurada hoşönk diye bir tane şey çıksa. Ne? Acts. Ne Acts 22? 220 mi yoksa? 22.0. Ay bilmiyorum, atlıyorum ben. Woo! Flush. Come back. Değil. Aa. Aa. Silent Hill. Siren to Hero. Tuhaf şeyler oluyor. Biz herhalde ölmeyeceğiz. Araba var burada. Kırmızı ışık. Ay, nefret ediyorum şu kırmızı ışıktan ya. Bir şeyler olmuş ama. Bu adamın bahsettiği araba kazası olabilir. Bakalım. Yukarı çıkacağız herhalde bir süre sonra. Mecburen. Anam. Şurada ne yazıyor acaba? Bir dakika. Aklıma çok tuhaf bir şarkı geldi ya. Ama söylesem bütün atmosferi mahvedeceğiz. O yüzden söylemeyeceğim. Neresiymiş burası? Dur, aşağı uçuyorum ya. Tamam, ben yukarı gidiyorum. Bir sorun yok herhalde. Ay, öleceğim. Öldüm herhalde. Çok mu durdum, ne yaptım? Come back. Ya olması gerekiyormuş zaten. Allah Allah. Abi oradan oraya ışınlanıyorum ben. Ne oluyor ya? Yay. Suyun içinden çıktım. Daha çok su. Şurada bir beyaz ışık görüyorum. Beyaz ışık. Sana geliyorum. Ay, müzik. Yavaş yavaş geliyorum beyaz ışık. Sen bekle orada. Çünkü biliyorsun ki bana küçükken koşmayı öğretmemişler. Bu yüzden. Maalesef. Gelemiyorum. Keşke camı kapasaydım, değil mi sayın gençler? Ama ne yapacaksınız sıcak bir Eylül gününde? Yapacak bir şey yok. Cam açık yani. Bir şey gördüğüme yemin edebilirdim orada ama. Aha, yine bir yerlere ışınlandık ama. Buradan geldik yani. Nasıl geldim buradan? Neyse. Neyse, seni yargılamıyorum Ester. Yargılamıyorum tatlım. Tabii istersen. Eğer. Ya değilsen. Aa, dolunay. Dolunayı da hiç sevmem bu arada. Gerçi ben neyi sevdim değil mi? Ne seviyorum ki yani? Aa, burada çadır yapmış biri. Çadır kurmuş daha doğrusu. Aha, müzik. Buralarda bir şey yok herhalde. Yani işin ilginç kısmı. Neyse. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea? Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? Ne? Okay.
Tamam amca, sen iyice kafayı sıyırdın. Ne dediğimi de unutturdun bana. Mutlu musun? Umarım mutlusundur. Heh. Yani etkileşimi yok oyunun. Bu arada dağlarda bir şeyler var ya. Aa, oraya gelmişiz. Woo! Yani oyunda etkileşim diye bir şey yok. Üstüne üstlük. Aksiyon yok. Ve buna rağmen sizi bu kadar böyle atmosferini alan çok tuhaf bir şey. Sadece şey gibi, yani şu ana kadar tabii. Böyle daha önceden bu visual, neydi onların adı ya? Visual novel'lar. Hani böyle size genelde Japonların kilerini okuduğum için oradan biliyorum. Ki Umineko Nonoku Koreni okumuştum o şekilde. Hani böyle okurken size seslendirme yapan falan. Görsel bir şölen oluyor bu tip şeyler. Onun gibi yani oyun ama hikaye okuyorsunuz. Böyle tuhaf. Güzel ama. Ve size atmosferine sarı veriyor. Ben oradan gittim mi? Dur bakayım. Bir oraya gideyim. Orayı görmedim çünkü. Ondan sonra şu iskelele... Her yerde mum var, farkında mısınız? Birincisi bu mumlar bu kadar nemli bir yerde nasıl hala yanıyorlar? Aha. Bu ne? Araba. Ha, arabaların resimleri. Bu üçüncü... Ay! Lan! Ödümü kopardın. Stitching arm to shoulder and femur to hip, charting a line of thread like traffic stilled on a motorway, making it all acceptable for tearful aunts and traumatized uncles flown in specially for the occasion. Reduce to ash, mix with water, make a phosphorescent paint for these rocks and ceiling. Bu ne? Oh. Yine burada bir şeyler olmuş. Bu şey sanırım, ne derler? Hani adadan kurtulmak için falan kullanılan şu mayday şeylerinden mi acaba? Bilemedim. Bilemedim ben onu. Bilemedim ben onu. Oyunda da gittikçe konuşmamaya başlıyorum. Çünkü oyun o kadar böyle atmosferi güzel ki konuşmaya gerek yok yani. Belirli bir süre sonra. Ama çok gemi batmış burada arkadaş. Batmış mı, ne olmuş? Anlamadım. Buralarda bir şey yok. Kırılmış iskeleler. Şu ışıkların olduğu yere. Daha doğrusu mumların olduğu yere. Sen nasıl yanıyorsun hala? Bana bunun açıklamasını yap. Mumu takip et. Şu nedir? Şu. Burada da büyük ihtimalle fotoğraflar falan. Yunus sesi mi duydum ben az önce? Gerçi bu sanat eseri ya. Kırılmış bir araba kapısı. Egzoz galiba, ne bilmiyorum. Bir de tekerlekler. Ben çok üzüleceğim bu hikayede galiba ya. Zaten şu anda da üzgünüm de. Diyorum ya, çok tuhaf yani. Ne olduğunu tam anlamamama rağmen. İlginç bir şekilde. Neyse, ben mumları takip etmeye devam ediyorum. Gökyüzünü de çok güzeltmişler. It seemed appropriate at the time. Evet, bak kimyasal dedim. Kimya ile ilgili bir şeydi o. Which had already begun to break down your nerves and your muscles in the next room. I crammed diazepam as I once crammed for chemistry examinations. I'm revising my options for a long and happy life. Kimyaya çalışmadığımı da söylemek isterim bu arada. Nasıl geçtin derseniz geçmedi. Şimdi hala öyle bilmiyorum ama ortalamayla geçmiştim yani. Çünkü sözel derslerim 5'ti. Neyse. Light from Heaven
Heaven değil mi o? Evet, Light from Heaven. Sean, shine herhalde o. Shine around. Cennetten gelen ışık etrafında, onun etrafında parlıyor. Come on. Adam ermiş herhalde. Nur, hani böyle derler ya, suratı nur, nurlu, nurlu surat. Ne güldün? Nurlu surat işte. Bu ay parçası derler hatta. Ay parçası, maşallah. Dolunay'a doğru gidiyoruz yani, sonumuz hayır olsun. Nerede o ya? From here I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send. Ankara'ya ulaşabilseydim dedi sandım ya bir an. But it instead collected at the bottom of my rucksack and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one and I folded them into boats. I folded them into creases, and then as the sun was setting I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic. And I sat here until I'd watched all of you sink. Evet, bunu thumbnail yapabiliriz. Yazıları okuyabiliyor muyuz acaba? Biraz. Nasıl bir yazı bu ya? Hiçbir şey okunmuyor. Doktor muydun, neydin? Buradan. Heh. Ama güzel bir görüntü olmuş. Yani tabii çevreyi kirlettiğin gerçeğini değiştirmiyor. Abi bu ne? Bu ne? Kuş yumurtası ne? Ona sudden... Ne diyor burada ya? Light mı? Ona sudden a light from heaven shone. Evet, shone ya. Shone around him. Şu an herhalde Shine'ın bilmem kaçıncı şeyi, emin değilim. And he fell to the ground. Aniden cennetten gelen bir ışık onun etrafında parladı ve bir anda yere çakıldı. Yere düştü. Acaba çok kötü şeyler gelecek bence. Şuradan gideyim değil mi? Oradan gidebiliyor muyum? Yine boğulacak mıyım yoksa? Hayır! Reddediyorum. Boğulmayacağım. Bir köpekmiş. Yine hazır boğuluyorken. Tam da yerinde kaydetmişim. Bu bölümü de burada bitirelim. Ben bu bölümün bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim ya. Bir bölümde bitiririm diyordum. İki bölüm oldu. Üçüncü bölümden devam edelim madem. O zamana kadar herkese iyi yayınlar.